Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 10.1 inç Android multimedya incelemesi yapacağım. Ürünümüz bu arkadaşlar. İlk önce ürünümüzün aksesuarlarına bakalım. Ürünümüzden arkadaşlar 2 adet USB kablosu çıkıyor arkadaşlar. USB, birine USB bağlamak için, biri de şarj için. 1 adet amp kablosu var arkadaşlar. 1 adet GPRS anteni var. 1 adet geri görüş kamera çıkışı var. Bir adet de elektrik bağlantısı var arkadaşlar. Elektrik bağlantı ve hoparlör bağlantı kablosu var arkadaşlar. Ürünümüz bu arkadaşlar. Ürünümüzün 24 santim genişlik, 14 santim yükseklik. Şöyle yandan da göstereyim. 5,5 santim de derinliği var arkadaşlar. Ürünümüzün ana menüsü bu. Burada MP3 var. Burada kilometreyi gösteriyor. Ne kadar hızla gittiğimizi gösteriyor. Saati var arkadaşlar. Android cihaz. Android 9.1 yüklü arkadaşlar. Ürünümüzün menüsü bu. Ana menüsü bu. Bu menüyü istersek bu THDHM'de yazan yerden buradan herhangi birini seçebiliyoruz arkadaşlar. İstediğimizi seçebiliyoruz. Yan tarafta kontrol tuşları var arkadaşlar. Burada işte yine kilometreyi gösteriyor. MP3, Bluetooth, radyo, araba ayarları, video. Böyle videolara bakalım bir. Ekran kalitesi gayet iyi arkadaşlar. 1024x600 ekran kalitesi var arkadaşlar. Dokunmatik gayet güzel. Ürünümüz bu arkadaşlar. Dediğim gibi buradan MP3'leri göstereceğim. Buradan MP3 çalalım arkadaşlar. Dokunmatiği gayet iyi arkadaşlar. Kaliteli, güzel. Buradan ses ayarlarını yapabiliyoruz. İstediğimiz ses modunu seçebiliyoruz. Buradan hoparlör ayarlarını yapabiliyoruz arkadaşlar. Böyle tek hoparlör de ayarlayabiliyoruz. Sonra arkadaşlar fabrika ayarları şifresi 4 tane 8. Okey. Yalnız buraya bilmiyorsanız girmeyin arkadaşlar. Karıştığı zaman düzeltmesi zor oluyor arkadaşlar. Android ayarlar var. Android ayarlarda telefonda bulunan özellikler var arkadaşlar. Hızlı hızlı geçeceğim. Ses ayarlarını anlatmıştım. Parlaklığını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle göstereyim. Navigasyonu var. GPS direksiyon kodlama var arkadaşlar. Direksiyonu kodlayabiliyoruz. Logo ayarları var. Buradan istediğimiz aracın logosunu seçip buradan okeyleyebiliyoruz. Diğer ayarlar önemli değil. Sistem bilgisi var arkadaşlar. Sistem bilgisi 1 GB RAM'i, 16 GB hafızası var. 1024x600 ekran kalitesi var. 9.1 yüklü Android 9.1 yüklü arkadaşlar. Sonra başka burada ayarlara gidebiliyoruz. Menü tuşu var. GPRS tuşu var. Menüsünde arkadaşlar Bluetooth var. Araba ayarları, AUX, araç ayarları, işte internet, dosya yöneticisi var. Buradan mesela müziklerimizi, şeylerimizi, işte videolarımızı 16 GB hafızasına kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Galeri var, işte haritalar, hesap makinesi, görüntü aktarma var. Play Store'dan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz. Radyosu, ses kaydedici, işte takvim, DHM, ekran logosunu değiştirme, videosu var, müzik, YouTube'a. YouTube'a girebiliyoruz arkadaşlar. YouTube'dan istediğimiz şeyi seçebiliyor. İstediğimiz videoyu izleyebiliyoruz arkadaşlar.
Güzel bir cihaz. Arka kısmını da göstereyim size arkadaşlar. Arka kısmı da bu arkadaşlar. Burası elektrik hoparlör çıkış yeri. Burası USB işte USB yeri, geri görüş kamera çıkış yeri. Başka ne var? Amfi çıkış yeri var arkadaşlar. Burası GPRS anteni. Burası da normal anten yeri arkadaşlar. Ürünümüzü buradan böyle indiriyoruz arkadaşlar. Amfiyi buradan açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Amfiyi bağlarken arkadaşlar bilginiz olsun amfiyi kullanan arkadaşlar. Amfi kablosunda bu arkadaşlar. Burada bir tek kablo var. Amfi tetikleyici olarak bunu bağlıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel bir cihaz. Ürünü Banggood'dan aldım arkadaşlar. 278 lira gümrük vergisi çıktı. Biraz fazla çıktı. Fiyatlar da çok yükseldi arkadaşlar. Dünyada çip sıkıntısı olduğu için onlar da fiyatlarını yükselttiler arkadaşlar. Şu anda şeye bir girelim bakalım Play Store'ya. Ama internete bağlı olmadığımız için tabii girmiyor. Buradan internet paylaşımını yapsak. Dur mu acaba? Buradan müzik açalım. Tiği gayet kaliteli arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Play Store'yi açtık. Hani kurulumunu yaptım. Tabbing. Şu anda Play Store'dan YouTube'ya güncelliyoruz. Buradan istediğimiz uygulamayı indirebiliyoruz arkadaşlar. Müzik indirme. İndireceğim arkadaşlar. YouTube güncelleniyor. YouTube güncellensin. Onu da açacağım arkadaşlar.
Şu anda açıldı arkadaşlar. Buradan şöyle bir müzik açalım. Şu anda YouTube'a girdik. Böyle tam ekranda yapabiliyoruz. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.